Öncelikle bizler için canı dişine takarak hastanelerde bu illetten kurtulmak için çabalayan sağlık çalışanlarımıza çok minnet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda şu anda hasta bir şekilde tedavi gören hastalara acil şifalar ve vefat eden insanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Antrenmanlarıma ve bugünkü durumuma gelecek olursak bildiğiniz üzere şu anda yaklaşık yaz tatilimizden bile uzun bir zaman aralığında tatil yapmaktayız. Bu süre zarfında Fransa'dan ilk geldiğimde yaklaşık bir 15-16 günlük zaman diliminde kendimi karantinaya aldım. Duyarlı bir vatandaşın yapması gerektiği gibi aslında. Kendimi dış dünyadan izole ederek 14-15 günlük karantina sürecimi geçirdim. O süre zarfında hiçbir şekilde antrenman dahi yapmadım. Ardından 15 günün ardından tabii profesyonel bir sporcu olarak beslenmemle başlayan bir düzene girdim. Beslenmem ve ardından da online bir şekilde şu anda uzun süredir birlikte çalıştığım bir antrenörüm var. Onunla birlikte memleketimde antrenmanlarıma kendi evimde devam ediyorum. Uzun süredir, futbola başladığım süreden beridir, belki 13 yaşından beridir ailemle bu kadar uzun süre vakit geçirememiştim. Bugün onun tadını çıkartmaya bakıyorum aslında. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Bu kötü dönemden alabildiğim pozitif şeylerden birisi de ailemle cidden orada bu kadar uzun süre vakit hiç geçirememiştim. Bunu doya doya geçirmeye çalışıyorum. Şöyle tabii şu anda dünya üzerinde hiçbir futbolcu takım antrenmanın yaptığı seviyede hiçbir şekilde ulaşamayacak. Yani dünyanın en iyi besleneni, en iyi uyuyanı, en iyi antrenman yapanı bile o seviyeye ulaşması şu an için mümkün değil. Yani bireysel yapılan antrenmanların takım bazında, takımla birlikte yapılan antrenmanlar arasında dağlar kadar farklar vardır. Bunu futbolcu doruklarına kadar hisseder ve bizim geri dönüşlerimizde de aslında çok büyük sıkıntılar olacak diye düşünüyorum. Ama bu süre zarfında ülke futbollarını yöneten federasyonların da bunu düşünerek hareket edeceğini de düşünüyorum aslında. Bizleri koruyacağını da düşünüyorum. Öncelikle Fransa'ya giderken aslında tekrardan milli takımı geri kazanmak adına da bir mücadeleye girdim aslında. Türkiye'de oynadığım dönemlerde biliyorsunuz Bursaspor'dayken de ilk defa milli takımda forma giydim. Üst üste 3-4 kamp milli takıma çağrıldım ve ardından yaşadığımız o sıkıntı sürecin ardından yurt dışına transfer oldum ve oraya transfer olunca amaçlarımdan birisi de öncelikle Le Havre'de oranın başarısı için mücadele edip ardından daha popüler ve daha kaliteli bir lige gidip orada ülkemi temsil etmek ve bununla birlikte gelen bir milli takım başarısı da kafamda hep vardı. O hayalim, hedefimden hiç vazgeçmedim. Hatta bugünkü dönem gelmeden önce, sezon iptal olmadan önce, virüs çıkmadan önce de son milli takım kampımıza da bir davet almıştım. Bu beni çok mutlu etmişti. Tabii bu virüsten dolayı o kampımız da iptal oldu. Oraya da gidemedim. Yani burada demek istediğim şey şu, bunu Le Havre'de de başarabildim aslında ve hedefi sezon başı koyduğum hedeflere bu tarz geri dönüşler almak insanı mutlu ediyor. 2021 için de gerçekten çok diri bir hedefim var ve onu da kendim için şans olarak görüyorum. Şöyle şans olarak görüyorum. 2021 yılı benim planladığım, kendi kariyer planlamam adına bir transfer yapma yılıydı aslında. 2021 yani bu yılın yaz ayları, yani 2020'nin yaz ayları bir transfer yapma yılıydı. Şu anda turnuvanın 2021'e ertelenmesi benim o turnuvaya gitmem adına daha bu popüler bir takımdan gitme adına daha kolaylaşacağını düşünüyorum. Yani şu anda Le Havre'de belki 2021 yılında hala Real Madrid'de oynamaya devam edersem yine gidebilirim A milli takıma, Avrupa Şampiyonası'na ama planladığım bir takıma gidebilirsem bu yaz transfer anlamında o planladığım takımdan 2021 Avrupa Şampiyonası'na gitmem Le Havre'ye nazaran daha kolay olacak düşüncesindeyim. Bursaspor'da şunu öğrendim aslında. 13 yaşında ben bu takımın kaptanı olacağım demiştim. 17 yaşında en erken kaptan olacağım demiştim. Ve şimdi bugün baktığımda ondan sonrasında bir bocaladım. Niye bocaladığım hakkında düşündüğüm zaman da şu cevaba vardım, şu sonuca vardım kendimce. Ben o zaman hayalimi Bursaspor kaptanı olarak bırakmışım. Ben o seviyeye geleceğim, ondan sonrasını hayal etmemişim, kurmamışım. O seviyeye gelirim, o seviye benim için yeterli demişim o günlerde. Ve oraya geldikten sonra bir bocalamaya başladım. Bugün açıkçası böyle bir soruya karşılık bir cevabım yok. Olabilecek en üst seviye hedefim. Olabilecek en üst seviye, olabilecek en doruk noktası. Yani hedefimi oraya koyayım. Olmazsa bir şey kaybetmem. Ne olabilir yani? Bana kaybettireceği bir şey olmaz. Hedefim
en üstte olmak. Dünyanın en iyisi olmak. Niye olmasın?